Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünlerde en çok başınıza gelecek bir konudan söz edeyim. Şimdi açtınız koloniyi baktınız e, meme yapmış kovan. Ha dediniz bu memeler hazır olgunlaşmış da çıkmaya da az kalmış. Bunları kullanabilir miyim? Hemen bölmeleri de kullanayım. Zayi olmasın diye düşünüyorsunuzdur. İşte burada çok 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 önemli bir kriter var. Bu memeleri kullanırsan hapı yuttun. Öncelikle bu memelerin hangi şartlarda yapıldığına bakacaksın. Bu memeler içeride sağlıklı bir ana varken mi yapılmış? Ana ölünce mi yapılmış? Şimdi meme memedir diyeceğin ne alakası var? Çok alakası var. Eğer içeride sağlıklı bir ana varken bu memeler yapıldıysa bu oğul memeleridir. Oğul için yapmıştır. Kesinlikle bunu kullanmıyorsunuz. Çünkü bilgi kodu anadan oğullara geçer. Bu memeleri taktığınız koloniler size ta potansiyel bir oğul veren ara adayıdır. <laughs> Bunlarla yürünmez. Bunları ne kadar çoğalttınız o kadar arılığınızda oğuldan baş edemezsiniz. Bunları ne yapacağız peki? İmha edeceksin. İmha edeceksin. Eğer ille de e, ee, sağlıklı ana varken meme yapıyorsa arı anaya bir şans verirsin devam edersin iki sebepten ve yapar bu memeleri arı ana hatası ve arıcı hatası <laughs> ana arı hatası ve arıcı hatasından dolayı yaptıysa ikisini de çözebilirsin nasıl çözersin Arıcın nedir? Kat atmaya gecik, gecikmiştir, arı sıkışmıştır, meme dikmiştir. Memeleri bozar, katını atarsın bir daha yapmaz, düzelir. <laughs> ana arı hatasıysa, ana arıyı değiştirmek için yapmıştır. Eğer çok yaptıysa ana arıyı değiştirmek için işte ana ola ola. Bu çok yaptıysa bu oğul içindir. Bu riskli ama bir tane yaptıysa bu süpersedur, değiştirmek için yapmıştır. <laughs> bu sorun yok. Ama birden fazla çıtada birden fazla memeler varsa bunları kullanmayın. Bunlar oğul memesi. Her ne kadar bu arı oğul vermemiş olsa da her ne kadar bu arının anası oğul anası olmamış olsa da oğuldan alınmamış olsa da bu şu anki hareketi oğul hareketidir. Önlemek için de derhal bu memeleri bozarsın. Yerine sevdiğin bir kolonden günlük verirsin. Anayı da gerekirse eğer böyle sık sık e, meme yapıyor bilmem ne yapıyorsa anayı imha edersin be beklersin istediğin güzel kuan'dan meme yaptırırsın yok bu bunların memesini kontrol edersin eğer şüphen varsa <laughs> anayı alır yedeklersin anayı kafeslersin veya iki çıtayla anayı boş bir kuan alırsın bekletirsin orada orada devam etsin ömrünü Buradaki memeleri takip edersin. Eğer buradaki memeler çıkmaya başladığında zaten bu kadar çok meme varsa mecbur oğul yapacak. <laughs> yok oğul yapmayacaksa bir tanesi çıkıp öbürlerini ima ederseniz veya kendi ederse sorun yok. Oğula çıkmamış olur. Ama kendi haline bıraktığınızda <laughs> Oğula gidecek durumu varsa yani birden fazla çıta da meme varsa ve birden fazla meme varsa bu zaten oğul memesidir. Bu memeleri kullanmayın derim. Artı bu oğula meyilli oğuldan kurtulamamanızın sebebi erkek arılarda arılarda dahi kusurdur. Erkek arılar da oğul veren bir koloninin erkeği olmamalı arı, arılığınızda oğul vermiş koloni bulundurmayın. Onun erkekleri bile zararlıdır. Her ne kadar siz damızlık olarak temiz arıdan e, ana yetiştirseniz bile çiftleşecek o oğul arısıyla. Genini bozacak. O yüzden arılığınızda oğulsuz kontrollü temiz gitmek istiyorsanız 300 koloniniz de olsa oğul veren kolonilerin Analarını değiştirin temiz kolonilerinizle ve erkeklerini bozun erkek ürettirmeyin mümkün olduğu kadar onlara her kontrolünüzde. Kapalı erkeklerini bozun. Oğul arasından erkek bırakmayın. E, meme yaptırmayın, ana yaptırmayın. Oğul verecek arının memelerini de diğer kolonilerde kullanmayın. Ancak o memeyi siz anasını imha edip veya alıp koloniden kendiniz bilinçli yaptırdıysanız o oğul arası değil. Oğul memesi değil. O ilk bozduğunuzda çoğaltır zaten yüzlerce yapar. Bu yine oğul vereceği anlamı taşımaz. Bu çıkan, ilk çıkan diğerlerini bozar panikle her yere yap yapmıştır odur. Anasızlıktan yapmıştır odur. Bu oğul değil. Ana varken yapılıyorsa... Fazla meme bu oğul memesidir. Özellikle 5 çıtanın üzerinde kolonilerde birden fazla çıtada da meme varsa %99 oğul örecektir. Ama 5 çıtanın altında nüfus azsa ana varken de yapsa, yoksa kendi yapsa anayı değiştirecektir. Bu oğula pek gitmez. Bu, bu da bir çıta üzerinde olur zaten. İşte arkadaşlar, eee evet en püf noktası, oğuldan kurtulmanın en e, kolay püf noktası oğula arına niyet edip etmediğini anlamaktır. Bunu nasıl anlarız? Bu, o kadar hassas bir konu ki bunu anlamak. Eğer içeride sağlam bir ana var ve 2-3 çıtaya ayrı ayrı meme yaptıysa bu arı %100 oğul için yaptı. Bunu niye yaptı? İçeride ana olduğu sürece. O memeden bir tanesi de çıksa Ana mecbur e, oğula gidecek eski ana, mecburdur bu, başka alternatifi yok. Eğer bir tane meme yaptıysa, bu ana değişim memesidir. Bunda sıkıntı yok, anayı kendi değiştirir. İstersen öldür, ister kendi değiştirsin. Ha Bu memeleri bozdunuz, haftaya yine yapar zaten oğul memesini. Bozsanız da yapar. Ha, bu memeleri kullanayım mı? Kullanmayın. Bu memelerden hayır gelmez. Bunlar bu memelerden çıkacak analar da zamanı gelince aynı oğula meyil edecek. Gene, gene olarak, bilgi kodu olarak genlerine işleniyor. Ya yapmanız gereken nedir bu durumda? Ana ola ola meme yapan arı böyle 3-5 tane 10 tane bu oğul bu memeleri bozacaksın. Gerekirse anayı iki çıtayla alıp yedekleyebilirsin. Buraya günlük ver temiz bir kovandan yeni memeler yapsın. Senin istediğin kovandan yapsın. Ve bir çıta üzerinde iki tane bırakırsın biri çıkar öbürünü bozar. Öylelikle yürür koloni temizlenmiş olur arkadaşlar. Hayırlı günler.